Şimdi ister zekat, sadaka vermek gibi maddi yardımlar olsun, ister ilim, irfan öğretmek gibi manevi yardımlar olsun, isterse gülümseme, gönül alma gibi kalbi yardımlar olsun, her türlü destek, yardım ve iyilikte bulunuruz. Ancak İslam'a göre bir iyiliğin iyi olması, faydalı olması ve öbür alemde de değerli olması için Allah adına Allah'ın mülkünü Allah'ın kullarına vermek niyetiyle yapılmalıdır. Çünkü asıl mal sahibi Allah'tır. Bize verilenler ise sadece O'nun emanetleridir. Yoksa Allah'ın adına, Allah namına yapılmazsa üç tane zarar görürüz. Bir, Allah namına vermediğimiz için O yardım ettiğimiz kişiye minnet ederiz. O'nu minnet esareti altında bırakırız. İyiliğe karşı bir teşekkür beklentisi içerisine gireriz. Allah korusun iyilikleri sahip dökerek başına kalkma durumuna girebiliriz. 2- Allah namına vermediğimiz için iyilik ettiğimiz kişinin makbul olan duasından da mahrum kalırız. Üçüncüsü, Allah namına vermediğimiz için hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını onun kullarına dağıtan bir memur olduğumuz halde sanki kendimizi bir mal sahibi gibi zannedip Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etmiş durumuna düşeriz. Fakat Allah namına verdiğimiz zaman bu zararlardan korunmakla beraber üç temel faydasını kazanırız. Bir, Allah namına verdiğimiz için bir sevap kazanırız. İki, Allah namına verdiğimiz için nankörlük etmemiş aksine Allah'ın nimetlerine şükretmiş oluruz. 3 Allah namına verdiğimiz için o muhtaç insan da bize minnet etmeye mecbur olmadığından izzeti nefsi kırılmaz ve duası da bizim hakkımızda makbul olur. Allah onun duasını bizim için kabul eder. O halde maddi veya manevi her ne yardımda bulunursak bulunalım. Allah adına Allah için yapalım. Kendimizi de Allah'ın mülkünü Allah'ın kullarına dağıtan bir memur, bir veznedar, bir muhasebeci, muhasebeci gibi görelim. Ve inşallah fiilen de öyle olalım. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi unutmayın.